Vallahi şurada iki tane duşa bastım kızım. Ne bozması? Aa, değil mi insanı? Ne iki duşu Ergun Bey? Delete'e basmışsınız. Birçok önemli dosya silinmiş. Delete mi? Delete neymiş kızım? İlk defa senden duyuyorum. Bilmiyorsunuz, niye kurcalıyorsunuz Ergun Bey? Ben ne yapacağım şimdi? Bütün bunları yeniden girmek en az 15 günümü alır. Bağırmadan konuşalım demek, duyacaklar şimdi. Duyuracamaz ki. Mutlaka bağıracak. Veliaht Hazretleri duyuracak. Ondan sonra dinle okuyalıkları artık. Bekliyor Ergun Bey. Ben ne diyeceğim şimdi? Siz söyleyin o zaman. Allah Allah. Ben niye söylüyorum? Ben mi bozdum? Evet, siz bozdunuz. Gizli gizli çalışırken Abbas Efendi görmüş. Tuh, yazıklar olsun sana Abbas. Rahat dur müdürüm, affedersin. Tövbe, ne tükürüyorsun? Adamın başını belaya sokma, şimdi patlatır. Defol kaçtın, defol. İspiyoncumuz bilir. Ağzını topla, affedersin. Yoksa çok fena yaparım. Konuşuyoruz Abbas abi, bırak. Nasıl konuşmak, babam affedersin. Olmaz olsun, çıvık. Ne oluyor yine ya? Program silmiş Şevket Bey. Kim silmiş? Ergun Bey. Ya Ergun, anlamadığın işlere niye burnunu sokuyorsun sen? Hayır efendim, benim üstüme atıyorlar. Elimi sürmedim vallahi. Sürdü babam, affedersin. Ben gördüm, yalanım yok. Efendim, kötü niyetim yoktu vallahi. Şöyle elim ucuyla iki kere aç kapa yaptım. Açıp kapamayla bu olur mu Ergun Bey? Cem Bey bilgi istiyor. Ben ne söyleyeceğim şimdi? Ah Ergun ah. Şunu öğrenmek istiyorsan sorsana şunu doğru düz bilene. Kim soruyor değil ki efendim? Kime soracaksınız? Kim gösterecek? Baksana şunlara. Sorduğunuzda göstermedik mi Ergun Bey? Ya Ergun, bilgisayar öğreneceksin de ne olacak bu yaştan sonra ha? Ne adamsın be? Bırak çocuklar yapıyor işte. Öyle demeyin ama efendim. Cem Bey arasında bir şeyler soruyor. Kirine bakayım, bakıyorum. Anlamıyorum de, bilmiyorum de, ayıp. Cem Bey'in gözüne gireceğim diye bütün programı bozmak zorunda mısın? Ya sen çocuk musun be? Niye böyle şeyler yapıyorsun? Ne muzur adamsın sen ya? Allah Allah. Baba ne oluyor? Yok bir şey, konuşuyoruz. O nasıl konuşmak baba? Sakin ol biraz. Bırak beni, sakin. Efendim, kötü bir niyetim yoktu ama. Benim hata. Farkında olmadan programı silmişim. Hala konuşuyor ya. Duydum Ergun Bey, önemi yok, hallederiz. Baba gel. Ergun bana bak. Bir daha elini sürmeyeceksin o aletlere. Duydun mu beni? Duydum ben, duydum. Tamam. Oh. Yazıklar olsun size. Yahu bir iş yerinde böyle bir hata iyi birine kapatılır. Patronlar duyurulmaz. Davul çaldınız mı duyana kadar? Karşınızda düşman var sanki. O kadar rahatsınız, giderim evladım. Emekli de beklemem. Şu yaşta 700 kürsüye var. Yazık, yazık. Ergun. Buyurun efendim. Ya ne oluyor size bugün? Bu ne gürültü? Şurada önemli bir telefon konuşması yapıyorum. 4 kere yerde kesime özür diledim. Ben özür dilerim efendim. Benim yüzümden. Vallahi bu şirkette ben ne yaparsam yapayım kimseye yaranamıyorum. Ben fazlayım herhalde. Gel bakayım sen biraz buraya. Konuşalım. Konuşalım efendim, geldim. Abim ne diye bağırıyordu? Provokasyon var efendim. Dışarıdakiler doldursa getiriyorlar. Bütün dertleri benim bir hatamı yakalayıp buradan ayağımı kaydırmak. Olur mu öyle şey Ergun? Olur efendim, olur. Kusura bakmayın ama sizin haberiniz yok dışarı dönen dolaplardan. Ergun, senin sinirlerin iyice bozulmuş. Dinlendirelim istersen seni biraz. 10-15 gün tatil yap. Tatil mi efendim? 10-15 gün. Ne güzel olur. Toparlanırsın biraz. Havan değişir. Katiyen efendim. Beni uzaklaştırmak mı istiyorsunuz yoksa burada? Dinlen diyorum Ergun. Lafları bile ters anlıyorsun bak. Ne uzaklaştırması? Hiç mi ekmem efendim? Kusura bakmayın. Ben buradayken aleyhimde ne dolaplar dönüyor. Gözden ırak olunca gönülden ırak olurmuş insan. Saçmalama Allah aşkına Ergun. Neler söylüyorsun? Kimsenin arkandan dolap çevirebilir. Ya biz burada böyle bir şeye izin verir miyiz? Yok efendim, yok. Bunu bana teklif etmemiş olun lütfen. Vallahi şu işte yatar kalkarım. Yine de tatile matile çıkmam. Allah kimseyi kocasız bırakmasın. Ne rahatmışım rahmetlinin sağlığında. Bir dediğimi iki etmezdi, nur içinde yatsın. Ah ah, şimdi gelinlerimizin diline sermaye olduk. Sen de her şeyi alınıyorsun be teyze. Alınırım kızım, ben anneyim. Sen de gel benim yaşıma. Allah sana da evlat nasip etsin. Anlarsın ne demek istediğimi. Aman aman, ben bu yaştan sonra ne evlat isterim artık ne gelin teyze, bizden geçti. Aa, kim bu şimdi? Kim gelecek bu saatte teyze, bir bakayım. Aa, iyi insan lafın üstüne gelirmiş, gördün mü teyze? Biz geldik.
suyu da getirdik. Ah canım, hoş geldiniz. Ah, özlemişim. Ver onu bana canım. Çiçek de getirmişler teyze. Ah, ne iyi ettiniz. Al kızım ellerinden. Pasta da var, sen seversin, çilekli. Sağ olun kızım. Buyurun şöyle. Ah canım, bir çay yaparız şimdi. Ben de şuracıkta uyukluyordum. Bizi mi konuşuyordunuz anne? Hüsnü'den falan laf ediyorduk da. İyiliğimizi konuşuyordunuz inşallah. Aa, tabii canım, ne konuşacağız başka? Bilmem. Anne, bana kırılmışsın diye duydum. Aa, yok canım, niye kırılayım? Kim uyduruyor bunları? Hadi hadi, biz duyarız. Kırılmışsın ama bak, vallahi öyle değil. Üzülürüm, yanlış anlamışsın. Bırak şimdi kızım, başka şey konuşalım. Bak ne güzel geldiniz. Özgeciğim, nasıl annen? Pek görüşemiyoruz yine son günlerde babaanne. Tahta kafayla eve kapandılar. Aman iyi olsunlar da. Onlar ne zaman iyi oldular ki babaanne? Vah canım vah. Dedim sana ama Raşit'ciğim, yürümeyecektin o kadar. Terledin, üşüttün bak. Nane limon kaynattım sana. Getiriyorum. Raşit'ciğim, uyudun mu yoksa? Uyuma hayatım. Şunu iç, sonra uyu. Aa, vallahi uyumuş. Raşit'cim kalk. Niye girdin bu sıcak doyorganın altına öyle? Yine terleyeceksin. Tüh, Allah cezanı versin. Kaçtın ha tahta kafa. Ben seni yerin dibine girsem bulurum şimdi. Raşit! Şimdi yana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Raşit dur, kaçma, 6, Allah'ın cezası. 7, 8. Bak yakalarsan çok fena olur. 1.